Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla Diyarbakır'dan başlayacağız. Merkez Sur ilçesinde hainlere yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında biri keskin nişancı ateşi, diğeri ise el yapımı bombalı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Bugün yaşanan çatışmalardan birinde iki polis yaralandı. Keskin nişancı kurşunuyla yaralanan polisin durumu ciddiyetini koruyor. Sur'daki barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan ve 11 Aralık günü 17 saat ara verildikten sonra tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar devam ediyor. Polis ve askeri birliklerin ortak düzenlediği operasyonda bugün de çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Kanas ateşi ve bomba patlaması iki özel harekat polisini yaraladı. Keskin nişancı kurşunuyla yaralanan polisin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Evet sevgili izleyiciler, Diyarbakır'da yaşananları sizlere aktardık. Devam ediyoruz. Çocukları da hedef almaya başladı hainler. Bugüne kadar Şırnak'ta 34, Diyarbakır'da 23 ve Mardin'de 21 okulu kullanılmaz hale getirdi. Hainler böylelikle bölge halkının her alanda geri kalmasını ve çocukların okumasını da istemediklerini tescil etmiş oldu. Diyarbakır'da karne heyecanı yaşayan öğrencilerin bulunduğu okulun bahçesine geçen hafta bomba atan hainler bölgedeki çocukların eğitimsiz kalması için yakıp yıktığı okul sayısının korkunç rakamlarına ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre çatışmaların şiddetlendiği günden bu yana Şırnak'ta 34, Diyarbakır'da 23 ve Mardin'de 21 olmak üzere 3 ilde 78 eğitim yuvası hainlerin saldırısına uğrayarak kullanılmaz hale geldi. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bölgedeki okullarda yeni güvenlik tedbirleri alınmasına karar verildi. Buna göre okul giriş çıkışları tek kapıdan olacak ve okul çevresindeki güvenlik kameralarının hepsi aktif hale getirilip okul çevresi her an kayıt altına alınacak. Değerli izleyiciler, Doğu'da ve Güneydoğu'da hainlere karşı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Terör örgütüne darbe üstüne darbe vuran güvenlik kuvvetleri operasyona dualarla çıkıyor. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de 37. gününde de yasağın belli saatlerde kaldırıldığı Silop ilçelerinde operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Hainlere darbe üstüne darbe vurulan ilçelerde güvenlik güçleri operasyona çıkmadan önce dua ediyor. Evet, Güneydoğu'da yaşananları sizlere aktardık. Şimdi Ege'ye geçeceğiz. Ege Denizi'ne açılan 21 kişiden yaşları 5 ile 10 arasında değişen 3 Suriyeli kız çocuğu ve bir yetişkin kadın bulundukları teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Kayıp 16 kişi ise aranıyor. Yine bir göçmen dramı. Ege'de denize açılan botun alabora olması sonucu 4 göçmen yaşamını yitirdi. 16 göçmen ise kayıp. Olayın meydana geldiği adres Aydın Didim. Didim'deki Fener Koyun'dan Yunan adalarına geçmek isteyen 21 Suriyeli göçmeni taşıyan tekne Ege Denizi'ne açıldı. Tekne kötü hava koşulları nedeniyle Bulamaç Adası yakınlarında alabora oldu. Sabah saatlerinde denizdeki cesetleri fark eden balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekipleri Suriye uyruklu 3 kız çocuğuyla bir yetişkin kadının cesedini sudan çıkardı.
Cesetler morga kaldırıldı. Kayıp 16 göçmenin bulunması içinse bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şimdi ise siyasi gündeme geçeceğiz. Bugün partilerin grup toplantısı vardı. Birazdan onları sizlere aktaracağız ama onun öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Bir kez daha ilki gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kaymakamlarla külliyede buluştu. Külliyede kaymakamları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamlara seslenerek önemli mesajlar verdi. Erdoğan doğuda, Güneydoğu'da terör örgütüne yardım ve yataklık yapan belediyelerin ve kamu görevlilerinin yargıya taşınmaları gerektiğini ifade etti. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ilke daha imza atarak muhtarlardan sonra kaymakamlarla da bir araya geldi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 300 kaymakamla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Kaymakamlarımız ilçelerimizdeki, valilerimizde, illerimizdeki en üst kamu otoriteleridir. Vatandaşımız devlet deyince ilçesinde kaymakamı, vilayetinde valiyi binir, valiyi tanır. Kaymakamlara hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin tek millet, tek bayrak ve tek devlet olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi. Değerli kardeşlerim, tek milletiz. Çeşitli etnik unsurlar olabilir. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Roman'ı vesaire vesaire. Ama tek milletiz. İki, tek bayrağız. Bizim ülkemizde İkinci bir bayrak söz konusu değildir. Onun için de bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ve tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Bu sahtekarların söylediği, işte bizim bir vatan arayışımız yok filan, bunları biz yutmayız. Onu külahıma anlatsınlar. Bunların dertlerini biz biliyoruz. Onun için de 780 bin kilometre karelik vatan toprakları üzerinde yaşamak isteyenler bir hukuk devleti olan ülkemizde hukukun kendilerine tanıdığı neyse bu hakkı kullanmak suretiyle yaşamalıdır. Ben hangi haklara sahipsen sen de aynı haklara sahipsin. Rahat dur ya. Parlamentoya girmekse giriyor musun? Giriyorsun. Makamlara gelmekse geliyor musun? Geliyorsun. Daha ne istiyorsun ya? Ama dert başka. Dert bu güzel ülkemizi, bu vatan topraklarımızı bölmek, parçalamak, buralardan o tarihi hesaplarını kendilerine göre yerine getirmek. Erdoğan, paralel yapıyla mücadelede Devlet Denetleme Kurulu'na gerekli talimatların verildiğini açıkladı. Paralel yapıyla mücadele çalışmaları gerek Milli Güvenlik Kurulumuz, gerekse Devlet Denetleme Kurulumuz aracılığıyla yakından takip edilmektedir. Şu anda bana bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu en öncelikli görevi budur. Her kurumumuzu denetleyeceksin. Her kurumda bu tür kim varsa tespit edip hemen yargıda bunlar için süreci başlatacaksınız diye talimatımı verdim. Altını çizerek söylüyorum. Bu konu tamamen bir devlet meselesi, devletin güvenliği meselesidir. Bu konuda herhangi bir ihmali, herhangi bir yanlışı olan kim olursa olsun mutlaka hak ettiği cezayı görecektir. Paralel devlet yapılanması ile ilgili çalışmaları daha dikkatli ve kararlı bir şekilde yürütmenizi istiyorum. Paralel yapıyla mücadelede desteğim daima yanınızdadır. İstediğiniz anda özel kalemime telefonla arayın, bu bilgileri verebilirsiniz. Erdoğan Doğu ve Güneydoğu'daki terör olaylarına da değinerek örgütün gündemindeki partiye mensup belediyelerin terör örgütünün kontrolünde olduğuna dikkat çekti. Gerekirse iş makinalarına el koyun diyen Erdoğan, operasyonların da başarılı bir şekilde ilerlediğini açıkladı. İşte bölücü terör örgütü ülkemizin güneydoğusunda bazı ilçelerde ve mahallelerde her türlü ahlaksız yöntemi kullanarak hakimiyet tesis etmeye çalışıyor. Örgütün güdümündeki partiye mensup belediyeler tamamen bunların kontrolü altına girmiş durumda.
Ayrıca diğer kurumlarda çalışan kimi kamu görevlilerinin de gizli veya açık destek verdikleri anlaşılıyor. Güvenlik güçlerimiz büyük bir fedakarlıkla, hassasiyetle teröristleri birer birer temizliyorlar. Erdoğan kaymakamların bölgede yaşanan terör olaylarından olumsuz etkilenen halka yardım etmeleri gerektiği ve terör destekçisi olduğu tespit edilen memurların derhal yargıya taşımaları gerektiği çağrısında bulundu. Kanunların kendilerine verdiği yetkiyi en etkili şekilde kullanarak örgütün yaptığı tahribatı gidermek ve belediyelerin yol açtığı boşlukları doldurmak için cesur bir şekilde harekete geçmelidir. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde kesintilerin oluşmasına, vatandaşlarımızın bu belediyelerce mağdur edilmesine izin veremeyiz. Gerekirse belediyelerin araç gereçlerine el koyarak, gerekiyorsa diğer kurumların imkanlarını kullanarak bölgede hayatı bir an önce normale döndürmemiz şarttır. Ayrıca terör örgütüne destek veren kamu görevlileri de süratle belirlenip adalete teslim edilmelidir. Hiç beklemeyeceksiniz. Kim yapmış bu haysiyetsizliği? Kim bu ihaneti yapmış? Tutacaksınız, hemen yargıya teslim edeceksiniz. Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra geçelim şimdi grup toplantılarına. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin başlıkları değerlendirdi. Davutoğlu, Mustafa Koç ve Kamer Genç'e rahmet dileyerek başsağlığı konuşmasında muhalefetin Cumhurbaşkanı'na karşı çirkin söylemlerine tepki gösterdi. Konuşmasında teröre, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların, çatışmaların, çalışmaların ve doğuda telafi eğitim programlarından bahsetti. Haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu konuşmasına bu hafta hayatını kaybeden iş adamı Mustafa Koç, eski CHP milletvekili Kamer Genç, edebiyatçı Tahsin Yücel ve müzisyen Ergüdel Yoldaş'a rahmet dileyerek başladı. Yine uzun yıllar parlamentoda milletvekili olarak görev yapan Kamer Genç, edebiyat dünyamızın önemli ismi Tahsin Yücel ve değerli müzik adamı Ergüder Yoldaş da aramızdan ayrıldı. Kendilerine rahmet diliyor, sevenlerine başsağlığı temenni ediyorum. Davutoğlu dövize askerliği 6.000 avrodan 1.000 avroya indiren yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını söyledi. Seçim döneminde söz verdiğimiz şekilde dövize askerliği yurt dışındaki vatandaşlarımız için 6.000 avrodan 1.000 avroya indiren yasamız Cumhurbaşkanımızca onaylandı. Elhamdülillah yürürlüğe girdi. Bütün yurt dışındaki vatandaşlarımıza hayırlı mübarek olsun. Türkiye'nin dünya kamuoyunda artık eskisinden daha çok söz sahibi olduğunu söyleyen Davutoğlu, ülkenin tüm önemli görüşmelere ev sahipliği yaptığını vurguladı. 2015 Ekim'inde dünya göç zirvesini Türkiye'de yaptık. 2015 Kasım'ında G20 zirvesini yaptık. 2015 Kasım'da Türkiye-Avrupa Birliği zirvesini yaptık. Şimdi Nisan ayında İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini yapacağız. Mayıs ayında Dünya İnsani zirvesini yapacağız. Ekim ayında da Dünya Enerji zirvesini yapacağız. İster göç ve insani meseleler gibi bütün insanlığı ilgilendiren meseleler olsun. İster enerji gibi dünya ekonomisini ilgilendiren meseleler olsun. İster G20 gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi onlarca büyük devletin katıldığı zirveler olsun. Artık bunların hepsi Türkiye'de gerçekleşiyor. Küresel ve bölgesel yeni düzenin temelleri Türkiye'de tartışılıyor. Bilinsin ki Türkiye bütün bu gelişmelerden etkilenen bir ülke değil, bütün bu gelişmeleri yönlendiren, etkileyen, geleceği belirleyen bir küresel aktördür. Tüm terör örgütlerine karşı aynı tutumu takındıklarını söyleyen Davutoğlu, teröristin iyisi kötüsü olmaz dedi. Bizler DAEŞ, PKK, El-Kaide, El-Nusra, DHKPC gibi tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bizim için iyi terörist, kötü terörist ayrımı yoktur ve olmayacaktır. Kim insan canına kastediyorsa, kim şehirleri bombalayıp oralardan insanları sürgüne ve mülteci olmaya doğru zorluyorsa hepsine karşı ortak tavır alacağız. Başbakan Davutoğlu, Cenevre'de gerçekleşecek olan Suriye toplantısında masada Kürtlerin olması gerektiğini fakat PYD ve YPG'nin terör örgütü olduğunu söyledi.
bizim Suriye'de Kürtlere yönelik ön yargılı bir tutumumuz olduğu belli çevreler tarafından maksatlı bir şekilde dile getiriliyor. Buradan tekrar ifade ediyorum ki biz Suriye'de Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Sünnilerin, Nusayrilerin, Hristiyanların hep beraber bir arada olduğu bir masa olması gerektiğini düşünüyoruz. Kürtlerin masada bulunması bir zarurettir. Kürtlerin olmadığı bir masa eksik olacaktır. Ancak biz Kürtlerin değil, bu Kürtlere de zulmeden YPG'nin ve PYD'nin masaya oturmasına kesinlikle karşıyız. Davutoğlu CHP'nin eskiden oy veren halka bidon kafalı makarnacı dediğini, şimdi ise milletin oy verdiği kişilere, özellikle de Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini vurguladı. Kişisel olarak birçok konuda farklı düşünebiliriz. Ama meclis çatısı altındaki misyonunuza, konumunuza, vekillik makamınıza saygı gösteriyoruz. Ancak sizden de aynı saygı beklemek bizim hakkımızdır. Ancak siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na saygı gösteremiyor, hakaretler, tehditler savuruyorsunuz. Eskiden oy veren vatandaşlarımıza hakaret ederdiniz, bidon kafalı, makarnacı derdiniz. Şimdi milletimizin oy verdiği kişilere, özellikle de Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyorsunuz. Başbakan Davutoğlu son günlerde yayılan erken seçim söylemlerini de yalanladı. Değişik çevrelerde Türkiye erken seçime gibi gidecek gibi aslı astarı olmayan spekülasyonlarla kafaları karıştırmaya çalışanlar var. Açık ve net olarak ifade edeyim. 1 Kasım seçimlerinde demokratik istikrarı bulan Türkiye'nin bugün itibariyle erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Davutoğlu, hainlerin yaptığı saldırılar nedeniyle okulları tahrip olan öğrencilerin telafi eğitimlerinin başladığını söyledi. Eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimizin bir kısmı maalesef eğitimlerine bir süre devam edemediler. Ara tatille birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız bu illerde eğitimlerine bir süreliğine ara vermek zorunda kalan öğrencilerimize yine aynı il içerisinde uygun yerlerde ya da diğer il ve ilçelerin altyapısı uygun okullarında istedikleri bir okulda 5 Şubat'a kadar telafi eğitimlerine başladılar. Milliyetçi Hareket Partisi bugün yıllar sonra ilk defa Devlet Bahçeli olmadan grup toplantısını gerçekleştirdi. Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta içinde geçirdiği ameliyat nedeniyle yerine bugünlük Oktay Vural'a verdi. Vural'ın gündeminde ise terörle mücadele vardı. Sayın Vural, konuşmalarınızı yapmak üzere zatenizi kürsüye davet ediyorum. Geçtiğimiz hafta geçirdiği ameliyat nedeniyle istirahat eden MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısına katılamadı. Hepinizin huzurunda Sayın Genel Başkanımıza sağlık ve afiyet diliyor. Sözün sahibini heyecanla beklediğimizi belirtiyor. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Bahçeli yerine Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural partililere seslendi. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun dönem milletvekili yapmış. Meclis Başkan Vekili yapmış Sayın Kamer Genç'e de Allah'tan rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Vural yaptığı konuşmada terörle mücadeleye vurgu yaparak emniyet güçlerinin mutlaka başarıya imza atacaklarını söyledi. Terör örgütüne karşı güvenlik güçlerimizin yürüttüğü mücadele muhakkak başarıya ulaşacak ve bölücü terör örgütü bertaraf edilecektir. Buna inancımız tamdır. Yeter ki yine gaflete düşülmesin. Bizim İmralı canisi dediğimiz, terörist başı dediğimiz, onların ise apo diyerek seslendiği bebek katiliyle ne konuşulmuştur? Hangi konularda anlaşmışsınızdır? Çıkın bunları Türk milletiyle paylaşın. Eğer bunlar doğru değilse bunları yalanlayın. Yayını durdurmak için girişimde bulunun. Günün bir diğer önemli gelişmesine geçelim. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyon raporu 2016 raporu tanıtımını gerçekleştirdi. Başçı tanıtımda gelecek yıllarda öngörülen enflasyon rakamlarını ve petrol fiyatlarındaki yaptıkları düzenlemelerden bahsetti. 2015 yılının son çeyreğinde tüketici fiyat endeksi enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla 0,86 puan artarak %8,81 oranı ile hem Ekim enflasyon raporu öngörümüzün hem de yıl sonu enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyon raporu 2016 raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı sunumda yakın dönem enflasyon gelişmelerini özetledi. Enflasyonun %5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını, 2016 yılında %7,5, 2017 yılında ise %6'ya geriledikten sonra 2018 yılında %5 düzeyinde istikrar kazanacağını
öngörüyoruz. 2016 yılının enflasyon öngörüsünün 7,5 olarak açıklayan Başçı, ülkenin 2018 yılına kadar istikrarını kazanacağını ifade etti. Enflasyonu düşürmeye odaklı ve kararlı bir politika duruşu altında enflasyonun %5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını, 2016 yılında %7,5, 2017 yılında ise %6'ya geriledikten sonra 2018 yılında %5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede enflasyonun %70 olasılıkla 2016 yılı sonunda %6,1 ile %8,9 aralığında, orta noktası %7,5, 2017 yılı sonunda ise %4,2 ile %7,8 aralığında, orta noktası %6 gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Başçı enflasyonla mücadelenin kolektif bir çabayla gerçekleştirileceğini vurgulayarak, kamu gelirleri ve ücret politikalarıyla gıda fiyatları enflasyonla mücadelenin önemli unsurları olduğunu söyledi. Enflasyon hedeflemesinde elde edilen 10 yıllık tecrübe, bize enflasyonla mücadelenin kolektif bir çaba gerektirdiğini göstermiştir. Kamu gelirler ve ücret politikaları ile gıda fiyatlarına dair yapısal unsurların enflasyonla mücadelenin önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Erdem Başçı yıllık ham petrol fiyatları varsayımını 54 ABD dolarından 37 ABD dolarına düşürdüklerini kaydetti. Yıllık ortalamalar itibariyle ham petrol fiyatları varsayımımızı 2016 yılı için 54 ABD dolarından 37 ABD dolarına düşürdük ki bugünlerde biliyorsunuz 30 doların etrafında, hatta 30 doların da altında Brent petrolünü görüyoruz. Burada biraz daha futures piyasaları kullanıldığı için biz bu raporu hazırlarken 37 ABD doları olarak yazdığımız varsayımlar daha 1-2 hafta geçtikten sonra 30'lar seviyesine kadar düşmüş oldu. Bu derece sert hareketler gözlenebiliyor. Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi. Okulların da tatil olmasıyla birlikte hareketli günler yaşamaya başladı. Yurt içinden gelen birçok turisti ağırlayan Palandöken'de tatilcilere çeşitli eğlence imkanları da sunuluyor. Nasıl, eğleniyor musun? Evet, eğleniyoruz. Ne zamandan beri buradasın? Dün geldik uçakla. Orada evinde kalıyoruz. Nasıl, güzel mi burası? Güzel. Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşmasıyla kayak merkezi tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle tatilci ve öğrencilerin akın ettiği Palandöken'deki tatilciler kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor. Kar şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiliyor, ancak gördüğünüz gibi Palandöken'de kayak severler okullarında tatil olmasını fırsat bilerek karın keyfini işte böyle çıkarıyor. Karda kayak keyfi yapmak eğlenceli, ancak kimi zaman küçük kazalar da yaşanabiliyor. Palandöken ülkenin dört bir yanından gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor. Nereden geldin? Ankara'dan geldik. Kütahya'dan Ankara'ya, Ankara'dan da Erzurum'a geldik. Nasıl, Kütahya mı güzel, Erzurum mu? Erzurum daha güzel. Nereden geldiniz? Mersin'den. Mersin'den Erzurum'a geldiniz. Nasıl, güzel mi Erzurum? Çok güzel, çok beğendik. Eğleniyor musunuz? Çok eğlendik. Siz eğleniyor musunuz? Tabii ki de. Evet. Nasıl buldunuz Erzurum'u? Soğuk ama yani değer. Siz nasıl? Ben zaten burada yaşıyorum, eşimin görevi dolayısıyla. Yeğenlerim buraya 15 tatile geldiler. Sevdik Erzurum'a, alıştık. Memnun oldular çok, yani. Evet, onlar buraya eğlenmek için geldiler. Kayak yapmanın yanında Palandöken'in gözdesi olan gondollar da gelen tatilcilerin ilgi odağı olmuş durumda. Gondollar cuma günü hizmete girdi. Nasıl, çalışma saatleri, süresi, talep ne kadar? Gördüğünüz üzere talep çok fazla. İnsanlar artık özlemiş durumda çünkü. Biz de hani bir an önce hizmet vermeyi çok istedik ama bir işletim test sürecimiz vardı. Onu da Allah'ın izniyle sıkıntısız atlattık, çok şükür. Bir akreditasyon firması tarafından almamız gereken bir rapor vardı, tarafsız bir kuruluş tarafından.
Bu rapor Avrupa normlarında. O da hani bütün her şeyi kontrol etmeden verilebilecek bir rapor olmadığı için test sürecimiz birazcık uzun sürdü. Şimdi çok şükür gördüğünüz üzere hizmet vermeye çalışıyoruz. Gondollara ise talep hayli yoğun. Talep nasıl peki? Yani hani arkamda talep çok fazla. Burada güvenlik hizmetleri hususunda da hassas davranılıyor. Pistin güvenliği için ilk başta TOR gibi bir önlemimiz var. Güvenlik ağı diyoruz biz buna. Şu anda Palandöken için, sadece Palandöken için konuşursak 1 kilometre 1750 metreye varan bir TOR çekiyoruz. Güvenlik ağı çekili. Böylelikle vatandaşın daha güvenli kaymasını, aceminin çarptığı yerin veya çarpacağı yerin güvenlik önleminin tamamen alınmış olması. Güvenlik önlemleri tamam, ancak gelen tatilcilerin de kurallara uyması önemli elbette. Ama tabii ki bütün müşterilerin kendine uygun piste kayması gerekiyor. Hangi piste kayabilecekse, kolay, zor veya daha zor piste kayacaksa bunların kendi bilincine vararak kendi seçmesi gerekiyor. Burada da şöyle bir önlemimiz var. Bu gördüğünüz çubuklardan kırmızı olan zor pisti teşkil ediyor. Mavi olan kolay pisti teşkil ediyor. Siyah olan ise en zor pisti teşkil ediyor. Burada insanlar kendi becerilerine göre olan pisti seçtikten sonra aslında güvenlikleri %100 sağlanmış oluyor. Palandöken'de sadece kayak keyfi yapılmıyor elbette. Kayağın yanında bir de kızak var. Şimdi biz de deneyeceğiz, bakalım neler olacak. Karın keyfini sadece büyükler çıkarmıyor elbette. Çocuklar da bu eğlenceye ortak oluyor. Eğleniyor musun? Evet. Nasıl, mutlu musun burada olmaktan? Mutluyum. Nasıl, eğleniyor musun? Evet. Kayak yapmayı seviyor musun? Evet. Değerli izleyiciler, görüntüleri izledik. Palandöken bu şekildeydi. Şimdi geçiyoruz kar haberleriyle. Bir genel olarak Doğu Anadolu bölgesine bakalım. Son yılların en sert kışının yaşandığı ülkemizin doğu bölgelerinde hayat durma noktasına geldi. Aralıksız devam eden kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığı sokak lambalarına kadar ulaştı. Hastalar ve hamileler uzun uğraşlar sonucunda paletli ambulanslarla hastaneye getirildi. Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hasta ve hamileler kapanan yollar açılarak hastaneye yetiştiriliyor. Bitlis'te kar kalınlığı ise sokak lambalarına ulaştı. Bitlis'te iki günden bu yana aralıksız yağan kar ve etkili olan tipi nedeniyle boyu 5 metreyi aşan elektrik ve sokak aydınlatma direkleri bile kara gömüldü. Ardahan'da içerisinde hasta bulunan ambulans yoldan çıkarak kara saplandı. Sağlık ekiplerinin yardımına AFAD ekipleri koştu. Halat bağlanarak ambulans çekildi ve kardan çıkartıldı. Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Çamlıca köyü yolu kar nedeniyle kapanınca doğum sancısı başlayan bir kadını ekipler hastaneye ulaştırabilmek için seferber oldu. Yaklaşık 5 saat süren yol açma çalışmaları sonucu köye ulaşan ekipler hamile kadını paletli ambulansla alarak hastaneye ulaştırdı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in daveti üzerine kente gelen ulusal yayın yapan gazete ve televizyon muhabirleri Başkan Mehmet Sekmen eşliğinde şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. 3 gün süren ziyarette misafirler kentin güzelliklerine hayran kaldı. Yani puanı zit değil. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in daveti üzerine Erzurum'a gelen ulusal medya mensupları şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gönlümüze neşe doldur.
Yazılı ve görsel medya mensuplarına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Genel Sekreter Yardımcıları Selami Keskin ve Zafer Aynalı ile Erzurumlu iş adamı Mehmet Aca da eşlik etti. Yıllardır ona kara zırt yani puanlı zırttan çok değişik bazı şeyler. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu konuk olan basın mensuplarına Erzurum'u anlattı. Erzurum bütün şehir oldu. 26 bin kilometre karelik bir alana hizmet vermeye başladı ki Trakya'dan çok daha büyük bir alan. 17 ilçemiz, dış ilçemiz var. 3 tane de merkezde ilçemiz var. 20 belediyemiz var yani. Bu 20 belediyeden çeşitliliğimiz çok güzel. Gazeteciler 3 gün boyunca şehirdeki kentsel dönüşüm alanları, eski Erzurum evlerinin restorasyonlarının bulunduğu mahalleler, Erzurum'un tarihi mekanları, turistik yerler, kayak merkezleri, şehrin ekonomik hayatına yön veren üretim merkezi ve şirketleri gezerek bilgi aldı. Erzurum evlerinde medya mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Sekmen basın mensuplarıyla sohbet etti. Aradık, inanır mısınız, Allah razı olsun. Adam hemen geldi, dönmez, atlayıp geliyorum dedi. Atladı akşamın geldi, sabah yine buluşturduk. Ve oradan tarım devresi vermeyi Erzurum Atatürk'e bunun şahidi de o zaman da burada yaşa. Nazım Bey'in üzerinde. Başkan Sekmen kış turizminin önemine de değinerek Erzurum'da kayak bilmeyen öğrencilere kayak eğitimi verildiğini belirtti. Yaz ve kış spor dalgalarımız. Çocukları bir mesela ben geldim. Gittim, böyle bir gruba oturuyor soruyor. Konuşmaktan kayak bileniniz var mı? Ya bir kişi kabul edilir ki kış. Kısak bileniniz var mı? Yok. Efendim ata bileniniz var mı burada? Cirit burada önemli bir kulüp. 28 tane kulübümüz var. Bunlar cirit kulübü. Ata bineniniz var mı? O da. Halbuki şimdi gençleri bunları bilmesi lazım. Erzurum Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yönetim üyeleri bir araya gelerek 2015 yılı değerlendirmelerinde bulundu. Bölge Müdürü Ali Karaarslan yıl içinde yapılan çalışmaları anlatarak çiftçilere de uyarılarda bulundu. Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği üyeleri düzenlenen programda bir araya gelerek 2015 yılı değerlendirmesi yaptı. Tarımla ilgili herhangi bir şekilde sıkıntı yaşadınız. Hemen şunu istiyorum ben. Bizim üyelerimizin, ortaklarımızın sağ olsunlar. Bu iyi niyetlerine teşekkür ederim. Toplantıda Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Müdürü Ali Karaarslan, 2015 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla alakalı olarak katılımcılara sunum yaptı. Merkez Birliğimiz ve Türkiye satına yayılmış 16 bölge birliği ve Türkiye'nin en ucuna köşelerine kadar hizmet götüren 1625 birim kooperatif, 200 hizmet büromuz, 14 şirketimizle birlikte 1 milyon 100 bin ortağımıza hizmet götüren devasa bir kuruluş. Yapılan yatırımlara da değinen Karaarslan, Türkiye'nin ekonomisini geliştirmek için yapılacak yatırımlar hakkında çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kooperatiflerimizin hizmet kalitesini daha üst sıralara taşımak, sürekli iyileştirme ve verimliliği esas alan çiftçi odaklı yönetim anlayışımızla çiftçimizin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi suretiyle hem çiftçi ortaklarımızın ekonomisini iyileştirmek hem Türkiye'miz tarımına katkı sağlamak, bu konuda etkin rol almak gayretimiz devam etmektedir. Bunun için buradayız, birlikteyiz, bir araya geldik. Çiftçilere seslenen Karaarslan, aldıkları ürünlerin kalitesine de değinerek bilinçli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Her zaman söylüyorum, fiyat önemli. Tabii ki fiyat önemli ama fiyat en son konuşulacak şey arkadaşlar. Yani kaliteye ve fiyatı endekslediğinizde ne kadar parayla ne kadar kalite satın alıyoruz, buna bakmamız lazım. Onun için ben Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının mutlak surette gübrelerken çok dikkatli olmasını ve bütün üreticilerimizi uyarmasını canı gönülden talep ediyorum, istiyorum. Ardahan geneline etkisi altına alan soğuk havalar sebebiyle hayvanlarda olumsuz etkileniyor. Bunun üzerine doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bir grup genç doğaya yiyecek bıraktı.
Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Ardahan'da yabani hayatta insanlar kadar zor günler geçiriyor. Doğada yaşayan hayvanlar kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanınca yardımlarına doğa severler yetişiyor. Ardahan'da bir grup genç topladıkları yiyecekleri doğada yaşayan hayvanlara vermek için dağlık alana bıraktı. Bugün Ankara'da tam bir vahşet yaşandı. Cinnet getiren bir baba ailesini katletti. Önce eşine, çocuklarına kurşun yağdırdı, sonra da kendi göğsüne sıkarak intihar etti. Olayda tam 4 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 2 kişi de yaralı halde. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ankara'da cinnet getiren bir baba eşinin ve çocuklarının üzerine kurşun yağdırıp intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı halde bulunan 2 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre babanın 2013 yılında kızının tacize uğradığını öğrenmesi üzerine cinnet getirdiği öğrenildi. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan liseli öğrenciler Suriyeli mülteci çocuklara soğuktan üşümemeleri için atkı ve bere ördü. Öğrencilerin bu anlamlı yardımı ise büyük övgü aldı. Soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürürken İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan öğrencilerden anlamlı bir proje geldi. Lise öğrencileri ilçede yaşayan Suriyeli mülteci çocukların soğuktan korunmaları için onlara atkı ve bere ördü. Sultanbeyli Mülteci Koordinasyon Merkezi'nde Suriyeli minikleri ve ailelerini ziyaret eden öğrenciler, ördükleri atkı ve bereleri burada Suriyeli çocuklara giydirdi. Suriyeli minikleri üşümemeleri için ördükleri atkı ve bereleri takan öğrencilerin gerçekleştirdiği anlamlı proje büyük takdir topladı. Çocuklarımıza gurur duyuyoruz. Yani bu çocuklarımız zaten çok başarılı çocuklar. İlçemizin en prestijli okulunda eğitim görüyorlar. Ama tabii bizi daha çok mutlu eden hem başarılı olmaları hem de bu tip konularda, sosyal konularda duyarlı olmaları. Adana'da polisin takibi aldığı ve yan kesici olduğu tespit edilen şahıs nefes kesen operasyonla yakalandı. Zanlının birçok kez yan kesicilik ve dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Adana'da yan kesici olduğu öğrenilen şüpheliye film gibi operasyon. Olayın meydana geldiği yer Adana Seyhan Kurtuluş Mahallesi. İddiaya göre 3 kadın dolmuş durağında dolmuşa binerken çantalarından cep telefonlarının ve paralarının alındığını söyleyerek emniyete şikayette bulundular. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda yan kesicilik yapan zanlının 3 kadının çantasından 2 cep telefonu 55 lirayla 140 dolar çaldığı tespit edildi. Zanlı iş üstündeyken polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Amerika'da yaşayan 2 yazılım mühendisi Rubik küpünü rekor sürede çözebilen bir robot geliştirdi. Scrambled cube.
1974 yılında üretilen ve bugüne kadar dünyanın en fazla satılan oyuncağı olarak ün yapan Rubik küpünü rekor senede çözen robot, iki yazılım mühendisi tarafından geliştirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 3D baskılı çerçevesinin ve 4 USB kamerayla izlenen bir robotun ortasında yer alıyor. Robot, küpün algoritmasını çözerek bilgisayara gönderiyor ve küp 1047 saniye içinde çözülüyor. Mühendisler henüz Guinness Rekorlar kitabına başvurmasa da mevcut rekor 2,3 saniye ile Lego robota, insanlar arasındaki rekorsa 4,9 saniye ile 14 yaşındaki Lucas Etter'e ait. Curves to drive the stepper motors. 3, 2, 1. Değerli izleyiciler, günün son gelişmesini ekranlarınıza getirdik. Ardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Ekonomiyle devam edeceğiz. Batı'nın uyguladığı yaptırımlar Rusya'yı olumsuz yönde etkiledi. 2014 yılı ortasından bu yana petrol fiyatlarındaki çöküş nedeniyle Rusya dünyanın en kötü ekonomisine sahip 10 ülke arasında yer aldı. Gayri safi yurt içi hasılası 2015'te %3,7 küçülen Rusya, dünyanın en kötü performans gösteren 10 gelişmekte olan ülke arasında yer aldı. 2014 yılı ortasından bu yana petrol fiyatlarında yaşanan çöküş ve Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya zor bir yıl geçirdi. Ruble dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi. Ruble son 3 ayda %20'den fazla değer kaybetti. Rusya dünyanın en kötü 10'u arasında. Yemen -28, Sierra Leone -24, Venezuela -10, Ekvator Ginesi -10, Ukrayna -9, Burundi -7, Libya -6, Güney Sudan -5, Brezilya -3,8, Rusya -3,7. Dünya Bankası 2016 yılı ham petrol raporlarını açıkladı. Açıklanan raporda varil başına $51'dan $37'a geriledi. Dünya Bankası 2016 yılına yönelik ham petrol fiyatı tahminlerini varil başına $51'dan $37'a düşürdü. Ham petrol fiyatlarının gelişen ekonomilerde devam eden yavaşlama, İran'ın ihracata beklenenden daha önce başlayabileceği, Amerika Birleşik Devletleri üretiminin direncini koruması ve ılıman geçiş kış mevsimi nedeniyle düşmeye devam ettiğini ifade etti. Piyasa değerleriyle devam ediyoruz. Ekonomi haberleriyle piyasa değerlerini de sizlere aktardıktan sonra veda ediyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Galatasaray, Burak Yılmaz transferi için İngiliz ekibi West Ham'la 6 milyon avro artı 1 milyon avro da bonus karşılığında anlaştı. Bu transferin gerçekleşmesi için son söz milli futbolcuya bırakıldı. Sarı kırmızılı kulüp, uzun süredir bu oyuncunun peşinde olan Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi West Ham United'la büyük oranda anlaşma sağladı. Şimdi tüm gözler golcü oyuncunun vereceği karara çevrildi. Burak'ın da bu transfere evet demesi halinde transfer resmiyete dökülecek. İngiliz ekibi sarı kırmızılı kulübe milli oyuncu için ilk etapta 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray Burak'ın göstereceği performansa göre daha sonra da 1 milyon avroluk bonus almaya hak kazanacak.
Sezon başında da aynı kulüpten gelen transfer teklifini kabul etmeyen Galatasaray yönetimi, UEFA'dan gelmesi beklenen ceza nedeniyle teklifi bu kez kabul etti. Spor Toto Süper Lig'de bir süredir istediği sonuçları alamayan Antalya Spor'u protesto etmek için tesislere gelen taraftarlar, Antalya Sporlu yıldız futbolcu Samuel Eto'yu karşılarında görünce protestodan vazgeçerek destek tezahüratlarında bulundu. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ve son 11 maçta sadece bir galibiyet alan Antalya Sporlu futbolcular ve yönetimi protesto etmek için bir grup taraftar takımın antrenman yaptığı Hasan Subaşı tesislerine geldi. Burada kulüp başkanı Gültekin Gencer ve futbolcular aleyhine tezahüratta bulunan taraftarlar tesislerin giriş kapısına da "Umutlandırıp utandırmayın, artık oynayın" yazılı pankart astı. Teknik adam ve ünlü futbolcunun sempatik tavırları taraftarları da yumuşattı. Eto ve Morais'le üst çekim yapan taraftarlar protestolarını sona erdirerek tesislerden ayrıldı.